başta belediye başkanımız olmak üzere TEMOT Tekirdağ Motorsikletler Derneği Başkanı Kadir Yenipazarlı'ya da teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için. Evet. Yaklaşık 5 seneden beri buraya geliyoruz. Pandemiden dolayı 2 senedir gelemedik. Bir hasretti bizim için. Güzel oldu. Misafirperverliğiniz için de ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Şimdi ben soracaklarım soruya siz kısa yoldan cevap verdiniz. Ama gene de ben sorayım. Estağfurullah. Buyurun. Yolculuğunuz nasıl geçti? Yolculuğumuz çok güzel geçti. Özellikle Çan yolu çok güzeldi. Virajlar tam motorcuların aradığı yollar. Evet. Tabii biraz daha düzgün olsaydı daha iyi olurdu ama köylere göre gayet çok güzel bir yol. Biliyorsunuz, çok başarılı, çok memnunuz. İleriki yıllarda o yol stabilize yoldan sıcak asfalt yapılacak önümüzdeki yıllarda. İnşallah. Daha da güzel olacak. Biliyorsunuz çevre yolu da oradan evet. Boğaz Köprüsü yolu geçeceği için size biraz daha kısa kestirme de olacak. Onların yanında şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Gittiniz sadece Çan'a değil, Türkiye'nin güzel beldelerine, ilçelerine. Geziyoruz, grup olarak geziyoruz. Nasıl karşılanıyorsunuz? Aynen böyle. İnsanlar tabii motosikletleri seviyor. Biz de motoru seviyoruz. Böyle sevenlerle sevilenler bir araya geliyor, kaynaşıyoruz. Aynen bu zaten evet. Ne diyorlar? Talep, arzu. Evet. Bir de... tekrar soruyu sorayım. Gittiğiniz yerler tabii ki severek, beğenerek gittiğiniz gibi bir de şöyle bir şey. Ailenizle hareket ediyorsunuz herhalde büyük ihtimalle. Tabii ki. Bunun şeyi nasıl yani yabancı bir arkadaşından mı gitmek daha iyi? Eşlerimizle geliyoruz. Eşlerimiz de bizim gibi motor sevdalısı. Yani motor bir felsefedir. Evet. Yani bir yere gitmek için arabaya binersiniz ama motora binmek için bir yere gidersiniz. Evet. Motorculuk bir hayat felsefesidir. Öyle diyeyim yani. Şöyle bakıyoruz şimdi motorlar arasında şeyler var yani. Nasıl diyeyim? Ekonomik olan tabii var. Ki. En lüks modelden en düşüğe kadar aynen, motorcu. Yani bütün motorcular kardeşimiz bizim. Şimdi zaten bunu söylemek istiyordum. Evet. Yani biz kültürel seviyeler ne olursa olsun arkadaşımız. Tabii biz motorun cc'sine bakmayız. Büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmayız. Evet. Sevdasına bakarız. Eğer evet. Bir adam motor sevdalısıyla o bizim kardeşimizdir. Biz motorcuyuz. Bizim felsefemiz bu. Bir de bu kadar arkadaş bir araya gelmek hakikaten zoru başarıyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz tabi bu sadece burası değil, çeşitli yerlere böyle gruplar halinde gidiyoruz. İmkan meselesi biraz da grup olduğu zaman oluyor. Tabi bireysel olarak da gittiğimiz yerler var. Evet. Türkiye turları var. Küçük kısa turlar, uzun turlar yapıyoruz tabi. Dediğim gibi motorculuk bir sevdadır. Evet. Yani bir yere gitmek için araca binersiniz. Ama motora binmek için bir yere gidersiniz. Mesele bu. Arka fonda biliyorsunuz. Evet, Çektin Deden Nesin Baban. Güzel bir marş çalıyor. Duygulandırdı bizi. Allah razı olsun. Başkanımızdan teşekkür ediyoruz. Sizler de böyle karşılaştığınız zaman herhalde bu duyguları yaşıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Milli manevi duygularımız. Ben zaten kendimi tanıtayım. Benim ismim İsmail Karaavcı. Ben imamım aynı zamanda. Oo, ne güzel. Din görevlisiyim. Tabii Tekirdağ'da motorcu imamız. Yani bakmayın böyle bandana taktığımıza falan sarık evet. Da takıyoruz. Tabii cübbe de giyiyoruz. Bugün kıyafet bu olduğu için bandana taktık. Evet. Yoksa ben Diyanet'te görevli imamım. Evet. Tekirdağ'da. Allah İl müftülüğüne bağlı. Yapılan ibadetleri amin inşallah. Zaten motorcu arkadaşlarımızın birçoğu da namaz kılıyor. Biraz önce de camimizde evet, dikkatimi çekti zaten. Namazlarımızı da kıldık elhamdülillah. Herkes abdestini aldı. Namazımızı da kılıyoruz. Eğlencemizi de yapıyoruz. Meşru dairede hepsi gayet güzel oluyor. Evet. Burada bir şey daha dikkat can alıcı. Şimdi araçlar sizi nasıl görüyor? Eskiden biliyorsunuz. Tabii ki bu mesele. Tabii en büyük meselemiz bu. Araçlar maalesef bizi görmüyor. Evet. Buradan yani kamu spotu gibi olacak ama lütfen motosikletlileri fark edin. Evet ben de aynen. Aynalarınıza bakınız. Sinyallerinizi kullanınız. Aksi takdirde bizim kaportamız canımız. Evet maalesef. Bedenimiz. Maalesef. Rica çünkü ediyorum. Çok bütün hafif araç olduğu için uzun yollarımız da güzel olduğu için hızlı gidiyor. Durma mesafeleri şey yok. Bizim kaportamız bedenimiz.
büyük araçların sizi tabii görmesinin, ben de buradan evet, değerli büyük tır kullanan, sadece tır da kullanan, değil bütün araçlar için tabii geçerli. Tabii her şey için, ama özellikle tabii, onlar tabii, bazıları da hakikaten sizlerin motor grubunu tabii iyi takip ediyor, kolluyor, koruyor. Tabii. Ama bu tüm otomobil ve araçlar için geçerli. Tabii İnşallah ki. Size, lütfen motorcuları görün. İnşallah. Fark edin. Ben de bize böyle bir röportaj verdiğiniz için. Estağfurullah. Değerli İsmail abimiz, hocamız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca efendim, bu teşekkür, en büyük teşekkür. Misafirperverliğiniz için ayrıyetten minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Motosiklet Derneği Başkanı Tekirdağ. Değerli büyüğümüz Kadir. Yeni Pazarlı. Yeni Pazarlı'ya da, ona da teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. De bizi bu görüntüleri çeken Ahmet Kamalı foto muhabirimiz, muhabir arkadaşımıza buradan bay bay yapıyoruz. Ahmet abicim teşekkür ediyoruz. Hürmetler ediyoruz. Lütfen motorcuları fark edin. Motor bir felsefedir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.